Ya 2-3 tane orospu çocuğu yarışıyor diye benim başım yanıyor ya. Böyle bir çocuk kabul etmiyorum. Hele bir saygın et. Ellerine kelepçe vuran polisler bile ona hayrandı. Dayanarak aldığımızı da anlamışım. Siz sokak önünüze gelen her adamı bu şekilde alıyor musunuz? Ya ben polis bir kovalama esnasında yanlışlıkla polise çarptım ya da polis bana çarptı. Şıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu sizin düşüncenize mi kalmış? Siz kendi düşüncenize göre insanları mı yargılıyorsunuz? O sahil bölgesine dolaşıp... Ne var? Sahil bölgesinde gezemez miyim? Seninle bir anda tutukladım. Neden? Çünkü bu evim bana karşı gelmiş. Hiçbir şey söylememe gerek yok zaten. Birincisi benim arabam mavi BMW değil. Mavi Mercedes S500. Mercedes. İkincisi o bölgede bulunmam herhangi bir kural veya suç veya herhangi bir tehdit ihma yani yapacak bir şey değil. O bölgede burada, resim çekinmek için durabilirim ya da orada durabilirim. Sözümü kesmeyin lütfen. Ben sizi dinledim. Siz de beni dinleyin lütfen. Ben sizi dinliyorum. Beni alma sebebiniz nedir? Senin orada olman sebebin ne? Resim çekiniyordum. Araçla öyle bana kafa atmak? Kasıtlı olarak yaptığım bir şey değil. Tam çıkış esnasında siz geldiniz. Sirenleri duyunca da ben de çıkıyordum. Yani öyle bir tezgah kuracak olsam veya öyle bir plan yapacak olsam gider bir yerden çöp kamyonu, minibüs vesaire bulur. Çok güzel böyle bir plan yapabilirdim. Ama siz beni aldınız. Üstümde hiçbir şey yok. Arabamda herhangi bir illegal madde yok. Yani siz beni neye dayanarak alıyorsunuz? Veya benim sizin canınıza kastım yok. Önümü kırıyorsunuz. Benim aracım biraz yavaşlıyor, sonra devam ediyorum, sonra siz alınıyorsunuz. Bu da devlet memuru, yaralama girişimi, ceza işlemi. Bu sizin kendi düşünceniz. Ben sizin bu sizin kendi inisiyatif ve düşünceniz. Ben kasıtlı olarak böyle bir şey yapmadım. Tamam, orada fotoğraf kovalama esnasında. Hayır, üstümde drone vardı, siren sesini duydum, aracıma bindim. Tam çıkıyordum, siz geldiniz. Genelde orada çok fazla silah sesi oluyor. Siren sesi duyduğun zaman niye kaçıyorsun? Ne bileyim, silahlı adam vardır, bir şey vardır. Başım belaya mı sokacağım, polisle mi uğraşacağım? Beyefendi, ben herhangi bir suçlama kabul etmiyorum. Çünkü benim hiçbir ihmalim yok burada. Gerçekten kendi kurgularınız ve düşüncelerinizle bana yaptırım uyguluyorsunuz. Ya öyle bir şey yok. Ya buna hakkınız yok. Bu adaletsiz bir yaklaşım olur. Ben böyle bir suçu kabul etmiyorum. İsminiz neydi? Hele bir saygın et. Ya 2-3 tane orospu çocuğu yarışıyor diye benim başım yanıyor ya. Tamam mıdır şefim, inceleyebildiniz mi? Ya bir yanlış anlaşılmayı büyük ihtimal şefim var. Çelebi yok. Bey hayırdır inşallah. Öyle bir yanlış anlaşıldık. Yanlış yerde yanlış bulunmuş. Kalbi Bey diyordu, Çelebi Bey sizi vuramadı. Yok aşk olsun hanımefendi yani. Bu arada saçınız daha güzel olmuş. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Çelebi öyle bir çıkıyor ki yani. Nerede kalmıştı? Ulan hala piyasada mısın sen? Bu meydanı açın bakayım. Bana bırak. Hadi bak. Let's go.